Merhaba arkadaşlar. Bu akşamki video konumuz bilgilendirmeden ziyade destek konusu olacak. Bu konuyu birçok arkadaşımız acı bir şekilde tecrübe etti. Bazı arkadaşlarımızın da konudan haberi yok. Engelli maaşı alan veya evde bakım maaşı alan engelli bireyler ÖTV muafiyetli otomobil aldıkları zaman maaşları kesilebiliyor. Bu maaşlara başvururken kabul ettiğiniz şartlar içinde muhtaçlığın ortadan kalkması seçeneği ÖTV muafiyetli otomobil alımında devreye giriyor maalesef. Aracın raiç bedeli hane gelirine ekleniyor ve kişi başına düşen hane geliri kriterini aşarsa bu tutar, maaşlar kesiliyor. Bu nasıl bir paradokstur? Hem engelli bireye engelli maaşı veya evde bakım maaşı verilsin diyeceksin, hem de aynı raporla ÖTV muafiyetli araç alabilirsin diyeceksin, ama otomobil alınca da insanların maaşını keseceksin. Gerçekten izahı zor bir durum. Geçen seneye kadar kurallar esnekti ve çok az uygulanıyordu. Ama özellikle son 9 aydır birçok dostumuzun otomobil aldığı için maaşları iptal edildi. Bir de otomobil fiyatları önceleri bu kadar fahiş değildi ve raiç bedel bile uygulansa hane gelirine yine insanlar kriteri aşmıyorlardı ve maaşları kesilmeden devam ediyordu. Şimdi otomobiller 3 katına çıkınca hane gelirine eklenen araç tutarı da çok fazla olduğu için maaşlar teker teker iptal edilmeye başlandı. Eğer ki engelli bireyin ikametgahında fazla kişi yaşamıyorsa maalesef kritere takılmama ihtimali kalmıyor. Bir de bunun yanı sıra Ocak 2023'te ÖTV muafiyeti üst limitinin de arttırılmasıyla raiç bedel hesaplaması da yüksek çıkacağı için yeni yılda da birçok dostumuzun maaşları yine kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Avrupa'da durumlar nasıl diye baktım. Hiçbir ülkede engellilerin önünde böyle kanunlar, hesaplamalar yok. Hatta Doğu Avrupa ülkelerinde bile yok. Tek bize özel bir uygulama, ne yapıp ne edip yine ülkemize özgü enteresan bir uygulama çıkarmışız. Avrupa'da engelliler devlet destekli lüks içinde yaşıyorlar. Yapılacak aslında çok basit. Otomobil alımlarını kıstastan çıkarmaları gerekiyor. Yani muhtaçlığın ortadan kaldırılmasına yönelik bir alım olarak bakılmamalı bu durum. Hane gelirine eklenmemeli kesinlikle. Çünkü araç almak, ulaşım için, engelliler için olmazsa olmaz zaruri bir ihtiyaç. Engelli bireylere toplu taşıma ücretsiz. Refakatçi ile birlikte ücretsiz olan kartlar da var. Tüm bunları hesap ettiğinizde zaten sizin engelli ve ailelerine aldıracağınız ÖTV muaf bir otomobilin gideri ile toplu taşımada harcayacağınız gider aynı. En azından engelli bireyler otomobil alırlarsa şu zor ülke şartlarında biraz daha rahat etmiş olacaklar ve hayata bağlanmış olacaklar. Gerek hastaneye gitmede, gerekse iş veya okula gitmede bu insanların otomobile ihtiyaçları var. Otomobil almak zenginliğin işareti değil, gerekliliktir. Hele ki engelli bireyler ve aileleri için olmazsa olmazdır. Ama sırf otomobil aldılar diye de maaşlarının kesilmesi kabul edilebilir bir ÖKGV'li çocuklarımız, tam bağımlı anne babalarımız, evlatlarımız için devlet büyüklerimiz otomobil alımının hane gelirine eklenmesi mevzuatını mutlaka kaldırmalıdır. Devlet büyüklerimizin seçim öncesi bu konuya ivedilikle yaklaşacaklarından ve engelli aileleri için otomobil alımının hane geliri hesaplanmasına katılması mevzuatının iptal edileceğinden eminiz. CİMER'e yazıyoruz arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na taleplerimizi iletiyoruz. Birçok arkadaşımız Ocak ayında istedikleri otomobilleri alabilecekler. Belki borç harç, belki krediyle, ama devlet nasıl aldığınıza bakmayacak ve otomobil alındıysa muhtaçlık kalkmıştır diyecek. Otomobil alma mutluluğunuz maaşlarınızın kesilmesiyle yarım kalmasın. Hep birlikte hareket edelim. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.